Ay ne geceydi ama Nedim. Şaka gibiydi. Sen kalk. Şirketin kapısının önünden yanlışlıkla bile geçmeyen oğluna koltuğunu bırak. Niye? Şirket batsın diye. Yok yok. Anladı tabii. Senin de baş edemeyeceğini anladı. Ben en iyisi bu şirketi Cenk'e bırakayım. Cenk de bu şirketi batırsın, bitirsin dedi. Nedim de kahrından ölsün dedi, Allah korusun. Sonra da böyle şeyler yaptı senin bu amcan. Ama yok, yok Nedim, biz daha Şenil cadısının yaptıklarını unutmadık. Bakalım şimdi Agah baba ne yapacak? Yazık günah ya, böyle ucuz ucuz şeylerle uğraşıyor. Hiç gereği var mı? Yeter! Kendine gel Ceren. Sen bana bu odada yaptıklarını unutmuş olabilirsin ama ben hala unutmadım. Nedim. Ne Nedim? Şeniz de bana yaptıklarını hatırlatmamı ister misin? Ben o sandalyede savunmasız, günahsız bir şekilde otururken beni nasıl boğmaya kalktığını hatırlatmamı ister misin? Nedim. O zaman durumlar farklıydı, şimdi durumlar farklı. Sen intikam için bana elini uzattın, ben de o eli tuttum. Sen bunu çok iyi biliyorsun. O zamanla şu an arasındaki tek fark benim o sandalyede olmamam. Onun dışında hiçbir fark yok. Sen hala bana o kötülükleri yapan Ceren'sin. Bak, sen bebeğini kaybettin. Hesabını sensiz soramam dedin. Ben de senin elini tuttum ama senin için değil. Benim borcum o masuma. Sana değil. Bunu sakın unutma. Bir daha da amcam hakkında sakın atıp tutayım deme. Haddini yerini bil. Sen kendi çıkarların için benimlesin. Ben kendi çıkarlarım için seninleyim. Ama benim bir sınırım var Ceren. O sınırı zorlama. Bu adamlara güvenebiliriz değil mi Şahin? Bir aksilik olmaz. Merak etmeyin. Sizden haberdar değiller. Olur da yakayı ele verirsek de işi sağlam aldım. Güzel. Adamlar firari. Bu gece botla Yunanistan'a geçecekler. Yakalanmaya fırsatlar olmayacak. Her şeyi düşünmüşsün Şahin. Şaşırttın beni. Bu gece haber gelir. Uyandın mı sen? Ne yapıyorsun sen burada? Ben sana buraya girme demedim. Çık dışarı. Hadi. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen kaşla göz arasında ya? Ne var ya? Ne var? Karaçayların gelin değil mi bu? Koli de mi almayalım kendimize? Ya zaten bir çanta dolusu para var elimizde. Daha ne istiyorsun? Hem Cemal tekneyi ayarlamaya gitmedi mi? Az sonra gideceğiz. Hadi elini çabuk tut. Cemal'e payını verince görürüm bir çanta dolu parayı. Zaten bütün işi biz yaptık. Ona kalsa bizi yakalatıyordu. Bak Memo. Sana iki dakika bir şey diyeceğim. Dinle beni olur mu? Bir taşla iki kuş vuracağız. Arkada iz de bırakmayacağız. Kemiksiz cillop para. Ne dersin? Bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Abi Şiko. Bak sana çay yaptım. Gergin bir gece geçirdik. Güzel güzel iç, mışıl mışıl uyu diye. Sağ ol. Şimdi merak edecek bir şey yok mu diyorsun yani? Ya ben demiyorum vallahi. Cemre dedi işte, haber verdi, tamam. Sakin ol artık. Abi bir şey soracağım.
Siz bu boşanma kararını birlikte mi verdiniz? Yani hiç boşanmak isteyen bir insan gibi davranmıyorsun da. Ya ne yapayım Damla? Merak da mı etmeyeyim yani? Hayatımdan tamamen çıkartayım boşanıyoruz diye. Onu bilmem de kalbinden çıkaramadığın ortada. Saçmalama. Abi yapma. Çocuk değilim. Kandırmayalım birbirimizi. Ya bu kadar merak ediyorsun, endişeleniyorsun. Belli ki hala Cemre'yi seviyorsun işte. Yani bu kadar severken ne bileyim yazık değil mi? Sen boşanma kararından emin misin gerçekten? Eminim. Öyle olması gerekiyor. Ama sen hala... Ne fark eder Damla? Ne fark eder? Ben hala köpek gibi seviyor olsam bile Cemre'yi ne değişir ki? Tek başına yeter mi benim sevgim? Yetmez mi gerçekten? Yani bir yol bulunmaz mı? Kalp öyle deli gibi çarparken harcamaya kıyabilir mi insan? Olmuyor işte bazen. Sen ne yaparsan yap olmuyor. Bazen gidenin arkasından bakmaktan başka çaren kalmıyor. Ayarladım tekneyi. Bir saate çıkıyorlar. Tamam. Yalnız acele etmemiz lazım. Daha kızı alacağız. Tamam. Ben eşyaları toplarken sen de bir kıza baksana. Ellerindeki bağları çözmüş mü? Ya da sağlam mı diye. Hadi. Gazı açtım. Heh. Gider ayak zehirlenmiyor. Yazık be, amma korktum. Merak etme ablacığım, kısa sürecek. Canı yapma, canı yapma. Hadi. Bavulu da al, bavulu da al. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.